bu? Bu var ya bu. Nöbetçiler! Yakalayın! Kaçıyor! Nur Hayat, valla görmemişim ya. İşte görmemişim, nişanlısı olmuş, dövmüş, poposunu gitmiş. Yok ya, şey yapayım, çıkıyordum da. Nereye? Havalandırma saati gelmiş de gardiyan izin verdi. Gel sen buraya, gel gel. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kayınvalideler, görümceler, bahçelerde bölüceler. Değerli misafirler, rafine ve elit dostlar, asiller, ruhban sınıfı ve serfler, katı seremonimiz başlasın. Takım ha, ben Nuriyat'a bir şey almadım ki ya. Ayol, o sana aldı şaşkın. Bana bak, yakışıklı çocuk ama biraz geç algılıyor. Sen iyi düşündün mü kızım? Anne, sen erkek tarafısın. Aa, doğru ayol. Ay, Nur Hayat'ı Rıza'dan daha fazla görüyorum ya, kafa gitti. Açayım mı? Yok, açma. Nikah şekeri gibi açmadan vitre koyarsınız. Öyle mi? Olur. Ayol aç tabii bak. Aa, bu düğünde de benim duamı açmayacak. Öyle paketimle bozmadan dolaba kaldıracak. Keşke. Aa, çok güzel. Vallahi harika. İyi. Hadi güle güle kullan o hayat. Senin o ayol. Nasıl ya? Bu biraz fazla gösterişli değil mi ya? Böyle parlak parlak pırlantalar falan. O benim ruhumun gösterişi. Çeperimdeki auramın parlaklığı. Bir daha yaptır söylemesi. Bu pırlantalar F color baget kesim 4 karat. İyi işte, zengin gösterir oğlum. Anne, bu zengin değil, gay gibi gösterir ya. Baksana, bayağı kadın şeysi bu. Babamda da var bunun aynısı. Görgüsüz kardeşim benim. Ay. Canım benim, çok belli kimseler kullanıyor bunu. Şu anda çok trend. Misal bizim arkadaş portföyümüzden milletvekilinde de var. Sarıcı'da ablanın beyinde de var. Ben görgü tanığıyım. Ha, o zaman ben bunu evde takayım. Bunu dışarı takmayayım, bu kaybolur falan, Allah muhafaza ya. Ne münasebet. Bu saat hep konuda olacak, göreceğim. Bak canım, bu saat senin kaderin. Bileğine vurulmuş bir damga, kol yapılmış bir dövme, kalbinde bir kılıç yarası. Haberin var mı? Kaç dolar bunun parası? Çok elit bir parça Rıza. Nazar değmesin. Evet, evet. Aman. Nazar değmesin. Bunu en iyisi biz kutusunda falan saklayalım. Kovboy, indir ön ayaklarını. Unutma ki ben gölgesinden daha hızlı çile çeken bir gelin adayım. İlgisizlik, şu yandaki saçaklıyla bir takım yaşanmışlıklar. Aradığımda no'ya basmaklar. Hepsine eyvallah. Ama o saat o koldan çıkmaz. Ha ne olur, alırım ilme satırı, katur kutur keserim bu kolu, anca öyle çıkar. Hadi ya. Evet Rıza'm, şaka bir yana ama gerçekten öyle. Bu saat sana benim erken düğün hediyem. Erken düğün mü? Erken düğün hediyesi, zincirleme sıfat tavlaması. Aslında erken düğün değil ama hediyenin nitelemesiydi. Ama sen iyi düşündün. Al sana zincirleme tavlama. Al sana saadet zinciri. Erkene çekilmiş yıldırım acil yaz düğünü. Ne dersin? Ah yazık. Bu pıtırcığın da canı çekti, görüyor musun? Bence o yalnızlıktan içiyor. Belli. Apartman çok sahipsiz reis. Hırsızlık oluyor, çöpler alınmıyor, giren çıkan belli değil. Sen bir süreliğine yönetici olacaksın ciğerim. Enkaz diğer alıyoruz yani. Halledecek. Yönetici mi? Hayır. Servet'in balkona diktiği çiçekler bile sabah bir kalkıyoruz ölmüşler. Geceleri neler dönüyor o terasta? Yoksa kuşlar mı gelip gagalıyor, neler oluyor? Korkuluk dikmeyi düşündünüz mü? Orçunu dikelim. Sabaha kadar beklesin. Zaten bir işe yaradığı yok. İşte böyle kırıcı ifadelerden sonra seni seviyorum'a girince bu. İlişkide güven problemi yaşıyorum dedem benim. Bu mu? Peki senin şirketteki yokluğunda buradaki hükümeti kim devralacak? Ben varım ya. Bir kalıf ayarladım Sayın Kocabaş. Pecerikli, aslan gibi, tecrübeli, muazzam kalibin adamı uşak. Entelektüelliği de çabas. Ya ciğerim, biz onun entelliğini ne yapacağız ki? Onun için zaten çabası dedim. Fazladan poğunuz gibi yani. Ya, kim ki acaba o ya? Kimmiş o?
Hayır çünkü bu da sürekli şantiyede ama toplamada sıfır, çarpmada bir etkisiz eleman. Momo, babacığım ya ben niye kale alınmıyorum ben ya? Niye bana açık büfedeki zikzak kesilmiş söz hıyarı muamelesi yapılıyor ya? Ha, hıyar dedi bak ama kendi dedi biz demedik ha. Ben zikzak kesilmiş süs hıyarı değilim. Ben açık büfenin temel taşıyım. En hayati elemanım ben. Pilav döner standıyım ben. Benim önümde kuyruk var. Öyle cabası mabası değilim ben. Bizzati kendisiyim. Tutmayın küçük enişteyi. Murhayat'ın babasıyla otoparkta keşif yaptık. Ortada bir otopark yok. Sadece park var. Güya başında sen değil, taş üstüne taş konulamış yahu. Bu tempoyla ancak Nurhayat'la bizim Rıza'nın torunları keser kırmızı kurtalayı. Ama babacığım. Ya bırak Allah'ını seversen. Evet, o kafa gelecek, burada oturacak, işleri yönetecek. Ben de geleceğim, çalışacağım, Rıza da çalışacak. Sen de şantiyede asker olacaksın, tamam. Asker? Peki benim otoparka ortaklık işim... Ne yapacaksın ortaklığı? Karnın tok, sırtın pek, ben vazgeçtim. Nasıl? Ya asker de düşünme bunları babacığım ya. Tamam, o zaman sen kapıyı tıktıklarsın sessizce. Ben çıkarım, gideriz. Tamam, nereye gideceğiz? Vallahi nereye istersen. Hmm. Ya bir tane İtalyan restoranı açılmış şeye, İstiklal'e. İstersen... Tamam, oraya gideriz. Çok güzel fikir. Yalnız hevesini aldıysan önce uğrayıp Bülent Ersoy'a saatini geri verelim. Çok ayıp oluyor kadına. Ha, bu evet ya. Biraz şey değil mi? Yani ya aile işte hediye almış. Ayıp olmasın diye. Bazen nasıl kurtulacağımı bilemedim ya. Atsam mı, satsam mı? Ay yükte hafif bağda ağır bir insansın sen öyle ya. Ay Rıza'cığım, biz Gülsün ablalarla... Aa, nasılsın Deniz'ciğim? İyi vallahi Nurhayat, bildiğin gibi. Yaşlanıyoruz diyorsun. Ay canım, Çağatay Bey'in gazetede kızlar resmini gördüm. Çok üzüldüm. Ha, niye? Sizin bir ilişkiniz vardı yani. Çağatay'la. Nurhayat, ablam sana mutfaktan sesleniyor. Ben duymuyorum. Ben duyuyorum canım. Bu köpek düdüğü gibi bir şey ya. Ya hiç kimse duymuyor. Bir tek ben duyuyorum ablamın sesini. Bu yılların getirdiği bir özellik. Bir dakika. Yalnız bizim Çağatay'la bir ilişkimiz yoktu ki. Ha canım benim. Artık sizin dünyada ne deniyorsa ben bilemem. İlişkicik mi, tek gecelik mi, röpte şambur mu, fikfik mi, erke döner gece mi artık. Her neyse geçmiş olsun. Ne demek istedi ki o? Bir... Yani bizim seninle beraber gibi olduğumuzu biliyor değil mi Nurhayat? Tabii canım o şey ya sizin Çağatay'la falan geçmişte bir haberleriniz çıkmamış mıydı? Ha. Onlar demek ki böyle hani böyle arşivden falan topladı sonra da üzerine bunu masa başı haber falan yaptı herhalde. Deniz. Deniz dedin, ciddi bir şey var. Deniz, senin üzülmeni istemiyorum. Seni ancak ben üzebilirim. Ben üzülmeyeceğim Bora. Aa. Bunlar kesin olarak ayrıldı mı? Evet, sadece ailelerin haberi yok. Deniz, biz kalıtımsal olarak bu aşk işini beceremiyoruz biliyorsun. Uzunuz atletiyiz ama bu ilişki işinde bir sıkıntı var. Doğa bizi aseksüel voleybolcular olalım diye yaratmış. Ben aşk işini gayet de güzel beceriyorum Bora. Ayrıca Rıza da öncekiler gibi değil. İnşallah. Çünkü bir faulünü görürsem smaçla yere çakarım.